Efendim seçime doğru programından bir kez daha sevgiler saygılar sunuyoruz. Ee, biraz önce Trabzon stüdyolarımızda Serkan Güçlü'nün program konuğu BTP Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ömer Turan'dı. Şu anda İstanbul stüdyolarındayız. Doçent Doktor Ahmet Hamdi Kepekçi BTP Genel Başkan Yardımcısı stüdyomuzda program konuğumuz Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ahmet Bey artık sandık görünüyor. Evet. Beş gün sonra seçmen sandığa gidecek ve... Son sözü günün sonunda sandıkta seçmen söyleyecek ama e, Türkiye'de seçmenin özellikle oyunu etkilemek adına tabii ki iletişim faaliyetleri, seçim çalışmaları, reklam çalışmaları çok doğal yapılıyor ama bir taraftan da algı yönetimi yapılıyor yani seçim süreçleri sanki seçmenin kararını gerçeklerden biraz uzaklaştırarak işte seçmeni yönlendirici çalışmalar yapıldığı görünüyor, biliniyor. Mesela 14 Mayıs seçim sürecinde ekonomiden bir anda seçim sürecinden çıkılmıştı. İşte o zaman güvenlik meselesi, Türkiye'nin ulusal güvenliği bir çeşit işte temel mesele haline getirilmiş. Yani ne olursa olsun yani beka meselesi çerçevesinde seçmene oy verdirilmiş ya da seçmen oyunu beka meselesi üzerinden vermişti. Şimdi yerel seçimlere geldiğimizde aslında yine yerel seçimlerde baktığımızda projelerin konuşulması gerekirken yine ekonominin konuşulması gerekirken oylar bölünmesin. İşte CHP ya da işte ana muhalefet işte iktidara belediyeyi kaptırmayalım. iktidar ana muhalefete belediyeyi kaptırmayalım diyerek seçmenin yine kendi gündeminden çıkartıp hani ne diyelim? Seçim gündeminin dışında bir gündemle sandığa yönlendirmeye çalışıyor. Bunu nasıl buluyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu süreç ne kadar sürebilir, sürdürülebilir bir seçim stratejisimizdir. Özellikle seçmen adına bunu soruyorum. Efendim, e, kıymetli izleyicilerimize <laughs> saygılar sunuyorum. Evet, seçime sayılı günler kaldı. Seçim önemli çünkü e, seçmenin önüne getirilen sandıkla beraber seçmen kendisini yönetecek insanlara e, reyini veriyor, tercih hakkını kullanıyor. Dolayısıyla e, vatandaşın da bu imkanı çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. E, bunu yaptığı takdirde kendi geleceğini inşa etmiş oluyor. Yapmadığı takdirde kendi geleceğini harcamış oluyor. E, o yüzden özellikle seçim olan e, altını çizmek istiyorum. İkincisi, e, seçim sandığı seçmenin önüne geldiği zaman boş olarak geliyor. Dolayısıyla seçmenin kendi tercihi sonucu şekil, sonucu şekillendiriyor. Ne kadar algı yönetimi yaparlarsa yapsınlar, seçmenin bizatihi kendi iradesi çok önemli. Ee, o yüzden Bağımsız Türkiye Partisi olarak çok güzel bir e, genel merkezimiz slogan e, üretti. E, kişinin kendi iradesine olan e, efendim önemi, ihtiyacı belir belirtti. E, sen olunca tamam oluruz. Bir tek sen eksiksin modunda çok güzel söylemler gündeme getirdi. Bu da halk nezdinde ciddi bir farkındalık oluşturdu. Çünkü bizim insanımız daha çok kendisini efendim yok sayıyor. Özgüveni elinden almış vaziyette insanımızın. Hep bugüne kadar ezilmiş, mütevazi kimliği ve kişiliği özgüvenine yönelik bir saldırı olarak kullanılmış. O yüzden vatandaşımızın şunu bilmesi lazım, vatandaşımız gücün kendisinde olduğunu çok iyi bilecek. Güç bende diyecek. Ve kendi iradesinin, kendi ihtiyarının, kendi talebinin neticede kazanacağını bilecek. Bu çok önemli. Bunu yaptığı takdirde e, vatandaşımız e, inşallah güzel sonuçlar elde edecek. Fakat bizim ülkemizde bugüne kadar şu oldu, bugüne kadar seçmen seçmedi. Seçmen kimin olmayacağını daha çok ortaya koydu bizim ülkemizde. Kim olmayacak? Cezalandırma mantığı. Oysa artık inanıyorum ki inanıyoruz ki seçmen seçme iradesini de kullanacak. Bu seçimde inşallah biz bunu göreceğiz. Neden diyeceksiniz? Bakın Genel Başkanımız Sayın Hüseyin Başbeyin çok güzel bir tespiti var. Baktığımızda Türk siyasetine yüzde 48, 52 sonucu var. 52 hep işte AKP ve yandaşları beraber almışlar. %48 CHP ve yanındaki partileri almışlar. Peki niçin AKP'ye vermişler? AKP blokuna için niçin CHP blokuna vermişler? Bu araştırıldığında şu ortaya çıkıyor. %48 Tayyip Erdoğan gitsin diye. Yeter artık. Ee, artık ben Tayyip'siz bir, Erdoğan'sız bir siyaset istiyorum diyenler %48 oluşturuyorlar. %52 de ya bu muhalefetten bir şey olmaz. Muhalefet bizi yönetemez. Mecburen Tayyip Erdoğan'a vereceğim diyenler de %52'yi oluşturuyorlar. Kısacası Türkiye bugün iki görüşe mahkum olmuş vaziyette. O halde bu iki görüş iki görüş de memleketimizde çok defa denendi. Özellikle yerel seçimlerde, belediyelerde hem AKP ve beraber blok ortakları, paydaşları denendi. Hem CHP ve paydaşları denendi. Neticede bakıyorsunuz değişen bir şey yok değişen şey. İstanbul mesela, İstanbul'da yaşıyor. İstanbul'un trafiği tam bir baş belası. Yani hem sizin vaktinizi alıyor, hem e, efendim akaryakıt israfını yol hem hava kirliliği oluşturuyor, hem sinirleri geriyor. Kısacası AKP çözdü mü? Hayır çözemedi. CHP çözdü mü? Hayır çözemedi. O halde çö çözemediğiniz konuda niye tekrar e, siz görev talep ediyorsunuz? Mesela deprem konusu. İstanbul için büyük bir mesele. Deprem konusunda e, dediler ki biz kentsel dönüşüm yapacağız. Hayır efendim yapamazsınız. Yapamadılar. Yapmaları da mümkün değil. Çünkü bu ekonomik tabloyla, bu yaklaşımla, bu mantıkla yapmaları mümkün değil. Kısacası var olan belediyecilik eğer gene aynı partiler kazandığı takdirde sonuç olarak bir şey değişmeyecek. Gene trafik sorunu devam, devam edecek. Gene e, kentsel dönüşüm ranta dayalı ilerleyecek. Depreme karşı bir tedbir önlem alınmamış olacak. Yine efendim İstanbul'un keşmekeşi e, ve yandaş çılığı veya iktidara yakın olanların, belediye yakın olanların savurganlığı, israfları devam etmiş olacak. Değişen gene bir şey olmayacak. Bunu da altını çizmek isterim. Tamam. Geçtiğimiz günlerde BTP lideri Hüseyin Baş İstanbul Teşkilatı'nın düzenlemiş olduğu iftar programında şöyle bir ifadede bulundu, şöyle bir ifade kullandı. Oyları böleceğiz, vatanı böldürmeyeceğiz dedi. Evet. Şimdi bu oylar bölünmesin çağrısına bir hani karşı tepki çağrıydı bu Hüseyin Baş'ın çağrısı. Bunun üzerinden biraz konuşalım istiyorum. Şimdi başkanlık sistemi gibi bir sistemle şu anda gidiyoruz ve işte bir blok oluşuyor doğal olarak bir blok oluşuyor ama bu yerelde oluşmak zorunda mı? Efendim Sayın Genel Başkanımızın ifadesi çok yerinde bir ifadeydi. Sayın Genel Başkanımız çok zeki bir insan, çok kavramları çok güzel yerli yerine kullanıyor. E, oyları bölmek. Şimdi e, şunu da söylediler. Şimdi demokratik tahammüller nedir? Bir fikriniz olur, kanaatiniz olur. Fikrinizi açıkça ifade edersiniz. Vatandaş sizi seçer veya kimi tercih ediyoruz onu seçer. Demokrasi budur. Ama yani siz görüş ve düşünceyle ortaya çıkıyorsunuz. Meseleyi ben çözerim diyorsunuz. O diyor ki oyları bölme. Bir kere bu ifadeyi kullanan düşünce, yani daha demokrasinin farkında değil, insan haklarının farkında değil, çeşitliliğin farkında değil, çözümün farkında değil. Kısacası bu ifadeyi kullanıyorsa bir siyasi parti, zaten bundan bir şey olmaz. İki, demin bahsettiğim yüzde 52, yüzde 48 meselesi. E zaten kardeşim siz yani bir hayal üzerine varsınız. Biriniz diğerini besliyorsunuz. Yani muhalefet iktidarı besliyor, iktidar muhalefeti besliyor. Kendi aralarında bir denklem oluşturmuş vaziyetteler. Burada kazanan onlar kaybeden millet. Milletin kendisi kaybediyor. O halde buradan bir yer açmak lazım. Şimdi e, alimin bir tanesi bir şehre gidiyor. Efendim şehre girecek. Ona şehirden e, efendim, bir tas e, efendim, süt gönderiyorlar dolu. Diyorlar ki yani bu şehir dolu efendim senin gelmene gerek yok. Yani oradaki var olan ulema kesimi yeni gelen şahsiyeti kabul etmiyor. Bunun üzerine yeni alim şahıs ne yapıyor? Sütün üzerine bir gül koyuyor. Ve tekrar onlara gönderiyor. Evet siz sütsünüz ama ben o sütün gülüyüm diyor. O münasebette şimdi Bağımsız Türkiye Partisi bu manada bir güldür. ya yani çözümdür. Bakın Bağımsız Türkiye Partisi'nin e, Türkiye'de kronikleşmiş olan bütün meselelerinde çözüm önerileri vardır. Ekonomi. Demi bahsettiniz. Evet, genel seçimlerde bir beka sorunu gündeme edildi. Yani beka meselesi bitti mi ülkemiz için? Hayır, bitmedi. Beka meselesi bitmedi ülkemiz için. Ama beka meselesinin, yani bizim gelecek kaygımızın, endişemizin bertaraf edilmesi için ulaşmamız gereken seviyeler var. Bu nedir? Bir ekonomik güçtür. İki, birlik beraberliktir. Üç, teknolojik, akademik gelişmişliktir. Dört, milletin insanca sosyal devlet haklarını yaşamasıdır. Bunları artarın gitsin. Beş, adalettir, haktır, özgürlüktür. Can emniyetidir, mal emniyetidir, namus emniyetidir, din ve vicdan hürriyetidir. Bunlardır. Bunlar olursa beka meselesinin önünde geçersiniz. Bunlar olmazsa ne oldu yani? Seçimden sonra beka meselemiz artık halloldu mu? Var. Her zaman sorunlar var. Dolayısıyla ülke olarak zaten bütün emperyalist devletlerin gözü bizim ülkemizde. Daha milli mücadeleyi yaşayalı kaç yıl oldu ki? Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koymuş olduğu mücadele. Ne çabuk unuttuk. Bakın Sevir Anlaşması ile beraber ülkemiz paylaşılmıştı. Gerek toprak olarak paylaşılmış, gerek nüfus alanları olarak paylaşılmıştı. İşgal kuvvetleri bütün şehirlerimize kadar gelmişti. Ne yaptı Mustafa Kemal Atatürk? Kuvay Milliye Teşkilatı ile beraber, yani milletin kendi gücüyle onları organize ederek bir mücadele, bir kurtuluş mücadelesi vermişti. Sevri, yani yırtıp atmıştı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra efendim, sevri yırtmış, daha sonra bileğinin gücüyle Lozan Anlaşması'nda e, vatanımızın, milletimizin kuruluş senedini imzalatmıştı. Değil mi? Şimdi peki batılı baz geçti bizim topraklarımızdan zannediyoruz? Batılı topraklarımız topraklarımızı almaktan vaz mı geçti? Batılı e, hep yüzyılların kilini, e, imtikamını milletimizden almaktan vaz mı geçti zannediyoruz? O halde bizim mekan meselesi, meselemiz ilelebet devam eder. Bizim yapmamız gereken güçlü olmaktır. Ekonomik olarak güçlü olmaktır. Sosyal olarak güçlü olmaktır. Siyasal olarak güçlü olmaktır. Ayaklarımızın üzerinde durmaktır. İşte bunu, bunu yapacak olan o güldür, o bağımsız Türkiye Partisi'dir. Proje elleriyle yapacaktır, planlarıyla yapacaktır, kadrosuyla yapacaktır, genel başkanıyla yapacaktır. Bunu yapacaktır. O yüzden mesela seçim çalışmalarına çıkıyoruz ve insanlarla temasımız oluyor, birebir sohbetimiz oluyor önceki seçimlerde vatandaşta partilerini ne karşı bir bağlanmışlık vardı. Yani kendi partisine laf söyletmiyor. X parti, A partisi, B partisi, C partisi. Adama gidiyor dinlemiyor bile seni. Belli bir partinin tamamen bağlısı olmuş. Takım tutar gibi. Ama baktı ki değişen bir şey yok. Şimdi inanın bu seçim döneminde karşımızda böyle partili partisine kayıtsız şartsız bağlı bir seçmenle karşılaşmadık. Hep şikayetçiler. Özellikle ekonomik problem insanların geçim meselesi almış başını gitmiş. Büyük bir sorun yaşıyor, büyük bir sıkıntı içerisindeler. Umut peşindeler. O yüzden Bağımsız Türkiye Partisi olarak biz diyoruz ki, gelin yerelde bize oy verin, umut millet, millet, milletin umutunu yeşertin. Geleceğinizi imar edin, ihya edin. İşte bakın o zaman Bağımsız Türkiye Partisi neler, neler yapıyor. O zaman milli ekonomi modeliyle, sosyal devlet, milli devlet tezleriyle, ehl Beyt paydasında buluşarak, toplumsal barış projesiyle, sosyal birliktelikle hem birlik beraberlik husule gelecek, hem, hem ekonomik problemler çözülecek, hem de insanımız insanca yaşama koşullarına kavuşacak. Bunlar yapılacak. Bunlar yapılıyor, evet yapılıyor. Bağımsız Türkiye Partisi'nin projeleri kim ait? Profesör Doktor Haydar Başbuğ'a ait. İşte bu modeller milli ekonomi modeli olsun, sosyal devlet milli devlet olsun. Bugün Rusya tarafından uygulanıyor, Çin tarafından uygulanıyor, BRICS devletleri tarafından uygulanıyor. Dünya devletleri kısım kısım bölüm bölüm bunları uyguluyorlar. Vatandaş da bundan haberdar. Vatandaş da bunu biliyor. Ama çok enteresan. Şimdi vatandaşa gidiyoruz. Vatandaşın gönlünde Hüseyin Baş var. Genel Başkanımız Hüseyin Baş çok seviyorlar. Niye? Genç olması, dinamik olması, cesur olması, meselelere çok açık, net olarak ortaya koyması, anlaşılır konuşması. İşte gördük, İstanbul iftarında gördük. Tek tek ilçe adaylarını tanıtıyor. Tek tek mesele, e, insanlarla interaktif olarak görüşüyor, meseleyi ortaya koyuyor. İnsanlar çok beğeniyor, çok seviyorlar Genel Başkanımızı. Ve fakat işte e, efendime söyleyeyim bir dokunmak gerekiyor. Dokununca diyor ki tamam oyun vereceğim. Hatta şunu yapıyoruz artık biz. Tamam diyelim ki bazıları da diyor ki ben işte partimden vazgeçmek istemiyorum. Tamam mı kardeşim sen de partinden vazgeçme. Ama hiç olmasa diyoruz önünde senin büyük şehirlerde üç tane pusula getirilecek. Normal illerde dört tane pusula, önlerine gelecek. Diyoruz ki o halde sen de kardeşim ilde diyelim birine verdin. Hiç olmasa ilçede bağımsız Türkiye Partisi'ne verir. İl genel meclisinde Bağımsız Türkiye Partisi'ne oy ver. Veya ilçe belediye meclisinde Bağımsız Türkiye Partisi'ne oy ver. Kısacası Türkiye'nin her tarafında Bağımsız Türkiye Partisi Türkiye'nin her tarafında seçime giriyor. Bakın hiçbir parti hiçbir Türkiye'deki iktidar partisi olsun ana muhalefet partisi olsun hiçbir hiçbir parti Bağımsız Türkiye Partisi kadar Bağımsız Türkiye Partisi gibi BTP gibi BTP gibi Türkiye'nin her tarafında seçime giremiyor. Türkiye'nin her tarafında seçime girebilen tek parti BTP'dir. BTP, Bağımsız Türkiye Partisi. O halde diyoruz çok açık. Türkiye'nin neresinde olursa olsun, Ey izleyici diyoruz. Da. Ey izleyici. Sevgili vatandaşım. Türkiye'nin neresinde olursa olsun. Yarın sandık önünde konduğu zaman. Efendim oy kullanmak üzere kabine girdiğim zaman. Girdiğin zaman. Oradaki pusulalarda bağımsız Türkiye Partisi'nin amblemini göreceksin. Nasıl amblem? Ortada hilal, etrafında çok yıldız, 16 yıldız. Çok yıldızlı amblem. Al kırmızı. Buna evet mühürünü vuracaksın. Buna evet mühürünü vurmak, efendim, Bağımsız Türkiye Partisi'nin fikriyatına, projelerine evet demektir. Kendi geleceğini imar etmektir. Ülkemiz için umut olmaktır. Beka meselesini çözmektir. Yerelden genele iktidar yürüyüşünü başlatmak demektir. Bunu yapın diyor. Bunu deyince vatandaşın kafasını tamam mı diyor, vatandaş anlaştık diyor. Akşam işte her fırsatta herkesle konuşuyoruz. Hem nabız tutmak hem de siyaset yapmak. Akşam işte efendim, bir markete uğradım oradaki. Dedim ki ya seçime kaç gün kaldı şu kadar. Hangi partiye vereceksin? İki, iki tane isim arasında gidip geliyorum dedi. Biri kim? Dedi bir Hüseyin Baş. Bak abi istersen bak dedi telefonda onu takip et. Bir de diğeri. Dedim kardeşim bak peki kime vereceksin? Ya kararsın. Ya tamam dedim. Paylaştır kardeşim oyları. Paylaştır. Paylaştır. Kısacası biz buradan kıymetli izleyicilerimizden şunu istiyoruz. Lütfen bağımsız Türkiye Partisi'ne bir mührü vurun. Gönül ister ki doğrusu olur. Bütün ilde de, büyükşehirde de, ilçelerde de, de il genel mecliste de, belediye meclis üyeliğinde de BTP'ye evet mührünü vurmaktır. Ama diyelim ki yok ben hepsine vermeyeceğim. Hiç olmasa bir tanesine verin diyoruz. Ve bu çok ciddi manada tuttu bu. İnsanların sevgisine bir e, kanal açılmış, bir fırsat verilmiş oldu. İnsanlar da rahatlamış oldular. Bu manada inşallah Bağımsız Türkiye Partisi Türkiye çapında çok ciddi oy alacak göreceksiniz. Bu ile beraber de artık Bağımsız Türkiye Partisi'nin iktidar yürüyüşü başlamış olacak diyorum. Şimdi iktidar ifadesi kullandınız. Oradan hafta sonu iktidar partisinin bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir İstanbul mitingi oldu. Şimdi aynı sahada, aynı meydanda, işte havaalanı meydanında 14 Mayıs sürecinde yine iktidar partisi, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir miting yapmıştı. O mitingin geçtiğimiz mitinge göre 4-5 kata yakın daha fazla bir kalabalık topladığını bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi verdiği rakamlar üzerinden öğreniyoruz. Yani belli ki iktidar 14 Mayıs'ta topladığı kalabalık 5'te birini, 4'te birini ancak toplayabilmiş kendi verdikleri rakamlardan yola çıkarak. Siz iktidar partisinde bir güç kaybı görüyor musunuz? İktidar bir ciddi bir güç kaybı içinde mi? Efendim demi de bahsettiğim gibi yani gerek önümüze gelen anketlerde biz bunu görüyoruz, gerekse bizzat saha çalışmalarla biz bunu görüyoruz, gerekse çevremizdeki insanlar değişik partilerden insanlar var. E, ben de bu anketi sordum. Sadece rakamsal düşme e, de, e, yok. Aynı zamanda bir heyecan eksikliği var. Bir heyecan eksikliği var. Taşınmış kıtalar var e, o rakamlarda ve o millette de heyecan yok, umut yok yani umut umut kaybı hep şunu söylerdi profesör doktor Aydar Başucamız. Derdi ki, e, bir talebeyi tahtaya çıkartın, bir problem sorun. Biliyorsa bir dakikada cevap ver. Bilmiyorsa bir saatte de veremez, bir haftada da veremez derdi. Ya kardeşim, hükümet başa geldiğinde ekonomi durumu ortada. Sosyal-siyasal koşullar ortada. Kültürel durumlar ortada. Şimdi ortada. Bir, bir yapalım bu kezlesini. Göreceksiniz ki hiçbir konuda adım atılmadı. Sadece görseyle algıya yönelik e, ışıldamalar var. Onlarca haricinde da ülkede bir gelişme yok. Efendim yok o yapıldı bu yapıldı deniyor. Rekarda o yapıldı bu yapıldı da bu kadar zamanda bunlar mı yapılır? Bakın Rusya ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti aynı zaman diliminde savunma sanayine başladılar. Atatürk döneminde bak Mustafa Kemal Atatürk iktidarı devraldığında bir toplu iğne yapmak, yapmaktan aciz bir sanayi vardı, bir ekonomi vardı. Toplu iğne yapamıyordu Osmanlı Genç Cumhuriyetimiz Atatürk döneminde uçak yaptı, gaz maskeleri yaptı, sanayi atılım yaptı, demir yollarını yaptı, fabrikalar yaptı, sümerbankı kurdu. Kısa iktidar döneminde bunlar yaptı. Atatürk'ün halka yürümesinden sonra maalesef biz ilerlemeyi bırakın geri gitmeye başladık. Hep geri, hep geri, hep geri. E, kısacası şu kadar yıllık iktidar, 2000, 2001 yılından, 2000 diyelim, 20-24 yıldan beri AKP hükümeti iktidar. Gerek tek başına, gerek e, paydaşlarıyla beraber. Bunlar mı yapılacaktı kardeşim? Bunlar mı olacaktı? Peki bunların genel ölçeği olan cari açık bu kadar mı olacaktı? Paranın alım gücü bu mu olacaktı? Bunlara bakmak lazım. Bir ülkenin değeri nasıl anlaşılır? paranın parasın alım gücü nedir? Cari açık nedir? Milletin ekonomik durumu nedir? Milletin hayatı yaşama seviyesi, sosyal refah seviyesi nedir? Bunlara bakılır. Bakın bunlara. Göreceksiniz dünyadaki asgari ücretlinin durumu nedir? Emeklisi ne kadar insanca yaşıyor? Ev hanımı, işçisi, köylüsü, tarım kesimi, hayvancılık kesimi ne vaziyette? Ya bu ülke kendi kendisine yeten tarıma haizdi, tarım ürünleri vardı. Bugün samanını dışarıdan ithal eden ülke haline geldik biz. Et dışarıdan ithal, et yiyor bu millet, yiyebilen o da. Emeklinin durumu ortada. Sayın Erdoğan, yok efendim nasdır, yok faizdir diyerek efendim geliyor ama benim tarafta faizin bulaşmadığı insan kalmadı. İnsanları bu noktaya taşındılar. Ne kısacası hükümet yani niçin mitik meydan daha insan geldi? Niçin millet heyecan yok? Niçin artık insanlar e, iktidar partisini art tercih etme konusunda heyecan yaşamıyorlar? İşte bunun sebebi bu. Vatandaş bakıyor, haline bakıyor, ülke ülkeye bakıyor, kendi haline bakıyor, etrafına bakıyor. Bakıyor ki elde bir şey yok, etekte bir şey yok. Cep delik, cep cepken delik. Artık vatandaş artık algıyla hareket etmiyor. Eskisi kadar algıya mahkum değil. Ve sonra artık vatandaşın önünde alternatifler var. Bak bir bağımsız Türkiye Partisi gerçeği var vatandaşın önünde. Bir Hüseyin Baş gerçeği var. Artık insanlar şunu söylüyorlar. Hüseyin Baş 2018 e, efendim 2028 seçimlerinden sonra ha evet yerel seçimler olacak, oy alacak. Bağımsız Türkiye Partisi zaten halkın içerisinde, zaten televizyonlarda, zaten basında, zaten yayında, zaten halkın içerisinde Hüseyin Başbey. İnsanlar dinliyorlar, beğeniyorlar, izliyorlar, seviyorlar, destekliyorlar. Ama Hüseyin Başbey'in yükselen yıldızı, yükselen trendi artık Hüseyin Başbey'i Türkiye'deki önemli, en önemli siyasi figürler arasına alıyor. Hüseyin Başbey artık Türkiye'nin gelecek dönemde, çok yakın gelecek dönemde Türkiye'nin tepeye oynayan siyasi figürü haline gelecek, gelmiştir. Bu millet tarafında daha net olarak görülecektir. Bunu evet. ben söylemiyorum. Bunu siyasi gözlemciler bunu söylüyor. Aha. Anketçiler bunu söylüyor. Şimdi tabii iktidarın güç kaybettiği görüntüleri birçok siyasi partinin de gözünden kaçmıyor. Ee, tabii onlar da kendi araştırmaları çerçevesinde ya da sosyal ne diyelim dokundukları seçmenler çerçevesinde mevcut duruma göre pozisyon alıyorlar. Özellikle işte bir parti var ki iktidarı şu anda hani iktidarın yedeği gibi hareket ediyor ve iktidarı İsrail politikaları üzerinden evet. eleştiriyor. Şimdi iktidarın İsrail politikalarını isterseniz biraz konuşalım çünkü buradan bir siyaset üretme çabası var bazı siyasi partilerde. Seçmeni bu nasıl etkiler? Seçmen İsrail ile iktidar arasındaki ticari ilişkilere göre. Yerel seçimde bir reaksiyon gösterir mi? Bu reaksiyonu hani hangi yönde göstermesi ya da hangi yönde gösterir? Bunu da sizden öğrenmek isterim. Efendim bu Gazze olayına baktığımız zaman hakikaten e, içimiz kan alıyor. E, büyük bir ızdırap, büyük bir işkence. Biz burada konuşurken Gazze'nin başına bombalar yağıyor ve maalesef dünya e, el birliği, iş birliği halinde bir taraftan Gazze'liği öldürüyor, e, efendim soykırıma tabi tutuyor. Diğer taraftan yardım adı altında güya timsah gözyaşları döküyor. Yani yukarıdan başlarına güya yardım paketleri atıyor. Bu hakikaten vicdanımızı kanatan bir olay. Bakın, sadece bir Müslüman olarak değil, insan olarak tahammülü çok zor bir olay. Tahammülü mümkün olmayan bir olay. İşte böyle bir tablo üzerinden Siyasi rant elde etmeye çalışmak çok ayıp bir olay. Bakın tablo bu. Bir tarafta can kaybeden, annesini kaybeden, babasını kaybeden, çocuğunu kaybeden insanlar var. Evleri yıkılan insanlar var. Vatancıda olan insanlar var. Yani her türlü olumsuzluğun yaşandığı bir tablo yaşıyor şu an Filistin. Bu olayı istismar edebilmeyi düşünmek vatandaş bunu görüyor. Dikkat ederseniz bazı siyasi partiler bunu istismara kalktı. O istismara kalkana vatandaş ne dedi? Dedi ya siz bu insanlarla ticarete devam ediyorsunuz. Hükümetin açıklaması var. İsrail ile ticarete devam ettiğini söylüyor hükümet. Bir taraftan diyorlar ki İsrail mallarını boykot edin. Diğer taraftan bizzat kendileri ticarete devam ediyorlar. Vatandaş bunu görüyor. Bu ne peris, bu ne lahana turşusu. Dikkat ederseniz son dönemde efendim son talihinde hükümet artık Gazze olayını öyle dinle peresenk edemiyor. Niye verecek cevabı yok? Gene iftar İstanbul iftarında Sayın Hüseyin Baş ve Genel Başkanımız çok güzel konulara değiller. Ne oluyor? Efendim malumunuz Sayın Erbakan kendi iktidar, iktidarı döneminde ne yapmıştı? İsrail'le gizli anlaşmalar yapmıştı. Hangi anlaşmalardı bunlar? Su anlaşması. İstihbarat anlaşması, askeri anlaşma. Bugün hala, bugün hala Konya'sı Konya Ovası üzerinde İsrail pilotları eğitim alıyorlar. Biliyorsunuz İsrail devletinin kendi toprakları içerisinde savaş pilotlarının yetişmesi mümkün değil. O pilotlar bizim ülkemizde yetişiyor. Niye? Gazze'ye daha, daha rahat bomba atabilsin diye. Veya İsrail'in güvenlik şemsiyesi, demir kubbesinin istihbarat verileri Malatya Kürecik'ten gidiyor. Hükümete ben şunu söyleyeceğim. Kardeşim madem sen Gazze'deki o ölen insanların ızdırabını yaşadığını ifade ediyorsun, iddia ediyorsun. Madem onlara karşı bir ve e, borç, insanlık borcu kendinde hissediyorsun. Onun yapılacaklar belli. Ticari ilişkini kes. İsrail pilotlarının Konya Ovası'nın eğitimine son ver. İstihbarat anlaşmasına şu anlaşmasına son ver. Erbakan'ın yapmış olduğu Erbakan'ın yapmış olduğu anlaşmaları iptal et. Kürecik radar istasyonunun verilerini İsrail'e vermekten vazgeç. Yap bakalım bunları. Ondan sonra konuş. Hem bunları yap, hem konuş. vatandaş bu vatandaş bunu yutmaz. Vatandaş o kadar o kadar da değil kardeşim. O kadar dedi. O yüzden yani eee AKP'nin miting sahalarının daha az insan gelmesi, heyecanlı seçmenlerin heyecanını kaybetmesi veya ee, savunmaması veya e, çok açıktan taraf, taraftar olmamasının sebepleri değil. bir değil. Birçok sebepler var. O halde vatandaşımız arayış içerisinde bakın. Bir umut arıyor. So, bakın programımızın başında söyledim. Genel Başkanımızın çok güzel yaklaşımı. Niye 52, niye 48? 48 diyor ki muhalefet Tayyip Erdoğan gitsin. 52 diyor ki ya bu muhalefet ne muhalefet mi yapacak? Bari Tayyip Erdoğan'la gidelim diyor. Dikkat et, hep aynı mantık. O halde bir umut. Bir umut. O umut işte Bağımsız Türkiye Partisi. O umudun adı Bağımsız Türkiye Partisi. Gelin, bakın gelin seçmenimize seslenin. Gelin bu seçim Bağımsız Türkiye Partisi'ne bir güç verelim. Hüseyin Başbey'in eli olalım. Sesine güç verelim. Ayaklarına güç verelim. Vücuduna güç verelim. Kendisine güç verelim. Görüşüne güç verelim. Ona imkan sağlayalım. Konuşma hakkı. Meydan verelim. Meydan verelim Hüseyin Başbey'in kadrosuyla genç kadrosuyla, yetişmiş kadrosuyla, vatan millet aşkı yaşayan kadrosuyla. Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, Haydar Baş hocamızın projelerini hayata geçirsin. Geçirelim. Ve bu olacak bakın, göreceksiniz. Vatandaş bu konuda çok sıcak. Ve bu olduktan sonra eh, o zaman Türkiye'deki siyaset çok çok farklı yürüyecek. Aha. Çok farklı yürüyecek. İşte bu seçim o e, efendim çıkışın, o doğuşun İnşallah adresi olacak. Şimdi bugün yine bugünlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiyle ilgili işte özellikle enflasyon merkezli yapmış olduğu yorumlarda açıklamalarda işte enflasyonda bir gerileme beklentisini öteledi. İşte sene başında iktidarın hem Maliye Bakanı hem Erdoğan tarafından bu senenin başında enflasyonda bir gerileme beklentilerine dönük açıklamalar vardı. Böyle bir beklenti oluşturuluyordu ama artık bu iş ikinci yarıya yani 2024'ün ikinci yarısına bırakıldı. Ee, yine baktığımız zaman geçtiğimiz günlerde işte faiz arttırımı gerçekleşti ki normalde seçim sürecinde 500 bas puanlık bir seçim bir faiz arttırılması çok da beklenen bir şey değildi. En evet. azından bu iktidarın bugüne kadarki seçim dönemi uygulamalarına biraz ters düşen bir uygulama oldu belli ki iktidar da aslında mevcut ekonomiyi birazcık hani günlük politikalarla ayakta tutmaya çalışıyor ama bu seçim sonrasına dönük de bir beklenti oluşturmaya başladı vatandaşta. Bunu nereden anlıyoruz? İşte altın fiyatları yükseliyor. Çünkü 1 gram bile altın alabilecek parası olan kuyumcuya gidiyor altın alıyor. Döviz fiyatlarında yükselme görüyoruz. Vatandaş dövizin yükseldiğini görünce aman aman gideyim diyor. İşte 1000 lira 500 liram bile olsa işte 50 dolar 100 dolar 10 dolar 20 dolar da olsa alayım bir kenarda tutayım diyor. Şimdi Ramazan dolayısıyla işte bazı marketler fiyatlarını dondurma kararları aldılar vesaire. Ama bu seçim sonrası olabilecek daha ciddi bir ne diyeyim ekonomik açıdan kötü bir tablonun habercisi mi mevcut durum yoksa biz şu anda mevcut durumu bir şekilde yaza doğru götürür müyüz? Yani iktidarın bir 3-4 ayı var mı yoksa seçimden sonra bir e, fırtına bizi bekliyor mu ekonomik açıdan? Efendim şimdi e, Sayın Maliye Bakanı ben dinliyorum geçtiğimiz günlerde efendim Nisan ayı ile beraber diyor düzelme başlayacak. Nisan ayıyla Niye Mart'ta başlamıyor kardeşim? Çünkü 31 Mart'ta seçim var. Nisan ayı ile başlayacak. Niye işte e, hala ekonomide problem var, piyasalarda problem var? Niye benim paramın alım gücü düşüyor? Niye fiyatlar artıyor? Denmesin diye algıyı ancak diyor ki Nisan ayında düzelmeye başlayacak. İşte daha sonra ertel öteliyorlar erteliyorlar. Ya mümkün değil. Aklın yolu bir. Ya ülke ülkemizde uygulanan bu mevcut kötü kapitalist yönelimlerle ekonominin düzelmesi mümkün değil. Ne diyor adamlar? Dışarıdan para gelecek. Yaptıkları Türk insanını e, Avrupa'nın ucuz işçi haline getirmek veya mülteci barınağı haline getirmek. Bun, bunun adına Avrupa'dan para almak. İşte Avrupa'dan para alacaklar, mültecileri tutacaklar. E, beri taraftan Avrupa'nın ucuz işçi e, e, efendim atölye haline gelecekler, işçilik yapacaklar. Ülkenin soyunduğu maalesef durum bu ve de diyorsun ya işte faizi %50'ye yükseldi mesela. Normalde seçim dönemlerinde bu olmaz. Alış, alışılmış bir şey değil. Yani bu neyi gösteriyor? O kadar ciddi sıkıntı var ki ancak bu kadar tutabiliyorlar. Ancak bu, bu kadar yapabiliyorlar. Dolayısıyla seçimden sonra elbette ki e, problem var. Şimdi gene problem var seçimden sonra problem olmaya devam edecek. Çünkü çözümün yani çözümün ayak sesleri nedir? ne olacak da çözecek? Yani vatandaşın artık, vatandaş olarak ben şuna bakıyorum. Tamam çözülecek diyorsunuz. Ne olacak da çözülecek kardeşim? Yani her şey satılmış. İşte e, görüyor, maden politikasını görüyorsunuz hükümetin. Genel başkanımız hep söylüyor. Mesela bizim maden varlıklarımızın yabancı geliyor, madenleri çıkartıyor. Yüzde ikisini bize veriyor. Afganistan diyor, yüzde yirmisini alıyor. Bakar mısın? Anlaşma metinlerine bile. Afganistan'da bile yurt dışından gelen yabancı sermaye Afganistan devletinde çıkan madenin yüzde yirmisini veriyor değer olarak. Bizim ülkemizde yüzde ikisi veriliyor. Bakar mısınız? Niye böyle oluyor peki? Niçin? Sus payı. Sus payı. Ayakta kalmak. Günü geçirmek üzere yapılan bir politika. Milletin menfaatine icra edilen bir politika değil. O halde Mustafa Kemal Atatürk'ün ekonomi politikasını, Profesör Doktor Haydarbaş Baş Hocamızın milli ekonomi modelini uyguladığınız takdirde problemleri çözebilirsiniz. Başka türlü problemlerin çözülmesi mümkün değil. Zaten emperyalizm, kapitalizm görüyor emperyalist savaşları görüyorsunuz dünyada. Kapitalizm zaten bitmiş, tükenmiş vaziyette. İnsanlar kapitalizmin dişlileri arasında ezilmiş gidiyorlar. O halde bugün dünya milli ekonomi modeline koşuyor. Sosyal devlet milli devlete koşuyor. Bugün bunun orijinali bunun sahibi Bağımsız Türkiye Partisi'dir. Bunun lideri Hüseyin Başbey'dir. Bağımsız Türkiye Partisi kadrolarıdır. Ve bugün Bağımsız Türkiye Partisi kadroları bütün seçim bölgelerinde çıkarttığı adaylarla beraber hazır ve hazır bekliyor. Ve sonunda çok enteresan. Bu seçimin bir başka özelliği daha var bizim açımızdan. Bağımsız Türkiye Partisi açısından. Bu seçimde genel merkez şöyle bir karar aldı. Dedi ki biz liyakat ehli herkese aday yapacağız. Yeter ki liyakat ehli olsun. Ve dışarıdan gelen bütün çağrılara olumlu cevap verdi. Aldı, etüt etti, değerlendirdi, e, müzakere yaptı. Uygun hemen onu aday yaptı. Demedi ki efendim sen benim şu kadar yıldan beri partilim olacaksın. Demedi ki sen e, şu özelliklere sahip ol. Hay demedi. Profesör Doktor Aydar Başlığımız da bunu söylemişti. Vatanın bölünmez bütünlüğü konusunda kararlı olan herkesle yürüyebilirsiniz demişti i̇şte bu manada vatanın bölünmez bütünlüğü konusunda kararlı, istekli, gayretli olan insanlar adaylarla yola çıkıldı. Ve o adaylar şimdi sahadalar. Çok müthiş çalışmalar yapıyorlar. Geçen bir akademisyen hocamızla konuşuyorum. Diyor ki ya siz diyor çok güçlüsünüz diyor. Bir Karadeniz turu yapmış. E, Batum'a gitmiş. Karadeniz sahil boyunda diyor, hepsi gördüm diyor. Anos arabalarınızı gördüm, afişlerinizi gördüm, esnaf ziyaret yapan adaylarınızı gördüm. Çok güçlüsünüz diyor. Veri tarafta bir, baş, bir başka arkadaşımız diyor ki, ya Güneydoğu'da çok güçlüsünüz diyor. Bir başkası diyor ki, Akdeniz'de, Ege'de çok güçlüsünüz. Bir başka diyor ya Türkiye'nin her tarafından sesler geliyor. Bak Türkiye'nin her tarafından adaylarımız dur durak bilmeden, hakikaten ayaklarında demir çarık, tek tek dokunmadık e, efendim söyleyeyim insan, sıkılmadık el, bakılmadık göz bırakmıyorlar. Genel başkanımızın talimatı mı? Diyor ki, efendim dokunmadığınız kişi bırakmayacaksınız diyor. Tutun, tutulmadık el, dokunmadığınız gönül, bakmadığınız göz kalmayacak diyor. Böylesi bir çalışma ortaya koyuyor Bağımsız Türkiye Partisi kadroları. Ve inşallah da e, bunun millet adına e, nesini alacak, sonucunu alacaktır. E, ve inşallah millet adına, devlet adına güçlü bir çıkış yakalayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi önümüzde işte 5 gün var. 5 gün sonra sandık gelecek ama bu süreçte son dönemlerde yani alınan izlen, izlenimler şu yönde e, ciddi bir e, seçmen sayısında da hani azalma olma ihtimalinden de bahsediliyor. Yani geçen seçimlere göre sandığa gitme oranının biraz daha düşük olma ihtimalinden bahsediliyor. Bilmiyorum siz sahada bu tarz tepki ifadeleriyle karşılaşıyor musunuz? Evet. E, ve bu tepkinin de sadece iktidar ya da sadece muhalefetten değil hemen hemen her iki cenahada tepkili bir seçmen sayısından bahsediliyor. Siz bununla karşılaşıyor musunuz? Sahada böyle bir gerçeklik var mı? Evet. Şimdi ben Kerim Bey'in telefon rehberimdeki insanlara bir video mesaj gönderdim. Şimdi tek tek herkesi aramak, aramak isterim ama öyle bir imkan zaman olmadığı için video mesaj dedim ki Bakın Türkiye'yi değiştirmek mi istiyoruz? Türkiye'yi iki kutuplu, iki kutuba, iki siyasi düşünceye mahkum, mahkumiyetten kurtarmak mı istiyoruz? Geleceğimize yatırım yapmak mı istiyoruz? Çocuklarımıza güzel bir gelecek hazırlamak mı istiyoruz? O halde gelin Bağımsız Türkiye Partisi'ne oy verin diye mesaj Bana dönüşler oldu, yoğun dönüşler oldu. Kimisi dedi ki 10 oy, kimisi dedi ki işte çevremle beraber 100 oy, kimisi dedi ki tebrik ederim, kim destekliyoruz. Bu arada çok enteresan mesajlar da geldi. Bir tanesi, efendim, bir dernek başkanından geldi bana, efendim, sağlık sektöründe. Diyor ki, biz diyor, genel seçimlerde, efendim, Millet İttifakı'na destek verdik diyor, altını masaya. Fakat diyor, bu altını masa, Bizim bütün siyasi emellerimizi ve hayallerimizi yok etti diyor. Siyasete küstük diyor. Lütfen diyor Bağımsız Türkiye Partisi'nin kadroları olarak, lütfen Hüseyin Başta selam söyleyin diyor. Bizi yeniden siyasette barıştırsın diyor. Bakar mısınız? Bizi yeniden siyasette barıştırsın diyor. Niye? Siyaset önemli. Değil. Hadi siyasetten vazgeç. Ne demek siyasetten vazge vazgeçmek? Ne demek? E gelsin birileri bizi yönetsin demek. Siyaset ne demek? Siyaset, ülke imkanlarını milletin menfaati için değerlendiren kadro demek. Türkiye'yi geleceği taşıyan demek. Milleti sosyal devlet koşullarıyla buluşturan demek. Siyaset bu. Siyaset, yani maalesef siyaset tüm milletimiz küsmüş vaziyette. Yanlış. Ben buradan vatandaşlara seslenmek istiyorum. Sakın ki siyasete küsme. Seni siyasete küstürenler bunu bilinçli olarak yaptırıyorlar. Bir siyaseti yapacak olan bu milletin en kaliteli, en has evlatları siyaset yapması gerekiyor. Diyorlar ki, hani bizi almazlar, gel bağımsız Türkiye Partisi'ne bakalım nasıl alacaklar, nasıl alacaklar sizi? O yüzden bu seçim, aynı ben de katılıyorum. Bu seçime gidenler, seçime katılım oldukça az olacak. İktidar partisi daha önce aldığından daha az oya oya alacak. Bu, bunlar olacak. İnsanlar oy verirken ne iktidar partisine ne ana muhalefet partisine severek, isteyerek ya tamam ya diye heyecana vermiyor. Yok bunlar çözüm değil. Hepsi denendi. Denenmiş bir daha niçin denensin? İşte o yüzden diyorum. Gelin Bağımsız Türkiye Partisi'ne bir oy verelim. Umut olarak doğsun Bağımsız Türkiye Partisi. Umut olsun. Umut oluşu tescillensin. Adı konusun. Zaten umut Bağımsız Türkiye Partisi. Zaten çözümün adresi. Ve o zaman bakın sahalar nasıl şenleniyor. Bakın nasıl ülkenin kaliteli evlatları siyaset arenasına giriyor. Bakın nasıl Bağımsız Türkiye Partisi meclise giriyor. Bakın nasıl gündemi oluşturuyor. Millet adına, devlet adına, çiftçi adına, emekli adına, emekçi adına, memur adına. Değil mi? Hocamız öyle derdi. Bu, ben bu milletin askeriyim, ben bu milletin siviliyim, ben bu milletin çiftçisiyim, ben bu milletin işçisiyim. Derdi Profesör Doktor Haydar Başkanımız. Evet biz oyuz. Hüseyin Başbey bu. bu. Gelin buyurun. Projeler ortada. Verin. Bir umut olsun. Bak genel seçimi nasıl hazırlanıyor? Genel seçimlerde neler yapıyor? Hep bu olduğu zaman göreceksiniz. İktidar partisi de bunu kurtulacak muhalefette kurtulacak. Ya hal adamların hallerine bakıyorum üzülüyorum. Bir çıkmazın içindeler. Bir çıkmaz. Çıkmaz sokak. Çıkmaz sokağa girmişler. Yollarını kaybetmişler. Çözümleri yok. Mahkum olmuşlar. Borç alıyor, buyruk alıyorlar. Onlar da bundan hoşnut değiller. Hoşnut olmaları bu vatan evlatlarının bu kadar olumsuzluğu, vatandaşın mağduriyetini, gazeteli insanın yaşadığı mağduriyeti görüp huzurlu olması mümkün mü? Değiller. Onları da kurtaracağız. Onların da çocuklarını kurtaracağız. Onların da geleceklerini kurtaracağız. bağımsız Türkiye Partisi bunu yapacak. Yapacak bunu. Zamanında Kuvayi Milliye ile Mustafa Kemal Atatürk bunu yaptı. Şimdi yeniden Kuvayi Milliye ile beraber bağımsız Türkiye Partisi bunu yapacak. Bazıları diyor matematik. Bugün bir e, e, hocamızla konuşuyorum. Matematik. Dedim tamam Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında o dönemi yaşasaydık biz. Matematik yapa, yapacaksanız Atatürk'ün yanında olmamanız lazımdı. Atatürk Samsun'a çıkıyor, Mustafa Kemal Paşa. Gemide kendisinin haricinde herkes mandacı. Bir tek Mustafa Kemal Atatürk. Bir tek o. Herkes mandacı. Ama ne yapıyor? Yılmıyor, vazgeçmiyor büyük mücadele veriyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı mücadeleyle geçiyor. İkna diyor, anlatıyor, mücadele ediyor. Bir, üç, beş. Nereye gidiyor? Geçen programda da bahsettim. Sayın Demir'e ticaret etmiştik, dinledi bizi. Haydar Başkanımız göndermişti bizi. Bir örnek verdi. Aynısı, geçen bahsetmiştim, ee, efendim, bir vatandaş aynı örneği vermişti. Örnek de şu, diyorlar ki siz temiz su gibisiniz temiz bir su kaynağı gibisiniz. Damlalar birleşecek, akarsu olacak, sel olacak ve neticede denize, okyanusa kavuşacak. Kalitede, keyfiyetli bir kadrosunuz demişlerdi. Evet, onu görüyoruz. Bu seçimde ben artık Bağımsız Türkiye Partisi'nin döneminin başladığını görüyorum, yaşıyorum. Telefonlar geliyor, tebrikler geliyor, Sayın Hüseyin Bey'in o güzelim konuşmalarını ikna edici, açık, sarih örneklerini insanlar izledikçe, dinledikçe hakikaten vatan adına, millet adına mutlu oluyorlar, mutlu oluyoruz efendim. Anladım. Matematik deyince tabii aslında biraz da şöyle bir tablo var Ahmet Bey. Yani işte bir parti çıkıyor. Diyor ki benim diyor oyum X. Bunun yanına diyor 3 tane daha X eklersen ben diyor bu ilde, bu ilçede seçimi alırım. Bu sefer seçmenin hani diyelim ki 1 milyon ya da 3 milyon, 5 milyon seçmeni ikna etmek yerine 3 kişiyi ikna etmeye çalışıyor. Şimdi baktığımızda iktidarda da bu var, muhalefette de bu var. Yani seçmen üzerinde, seçmenin üzerinde bir ilgi, bir cazibe oluşturmak yerine seçmeni etkileyeceğini düşündüğü ve yine oylar cepte diye hani tabiri caizse düşünülen işte X ve YZ partileri üzerinden bir matematik bir mühendislik çalışması yapılıyor. Genel seçimlerde de bunu gördük. Şu an yerel seçimlerde de bunu görüyoruz. Ee, bu ittifak mücadelesi seçmene ne kazandırıyor ne kaybettiriyor? Yani şimdi seçmen bu ittifaktır. Efendim, söyleyeyim kent buluşmalarıdır. Bundan ilk defa olmuyor memleketimizde. Seçmen artık seçmenin karnı bu, bunları tok. Seçmenin hepsini yaşadı. Hele son dönemde sıkça yaşanan seçimlerle beraber seçmenin her şeyi yaşadı. Bugüne kadar algı yönetim, yönetiminde başarılıydılar. Niçin? Çünkü klasik medyayla, radyo, televizyonla, gazeteyle bu işi götürüyorlardı. Artık günümüz koşullarında sosyal medya denen bir olay var. Sosyal medya. Sosyal medyayla beraber artık insanlar çok rahat kendi fikirlerini ifade edebiliyorlar çok rahat düşüncelerini ortaya koyabiliyorlar. Çok rahat bir görüş ve düşünce etrafında buluşabiliyorlar. Bu çok önemli bakın Kerim Bey. O yüzden artık eskisi gibi değil. Artık Türkiye'nin teknolojik imkanlarla, sosyal medya imkanlarıyla beraber seçme tercihleri değişmiştir. Artı bir gelen Z kuşağı var. Bir gençlik var bakın, gençlik var. Belli yaşın üstündeki insanlar e, ne oluyor? Belli bağlantıları vardır. Bugün bir arkadaş arıyorum. Diyor ki evet seviyorum Hüseyin Başbey'i seviyorum. Ama müsaadenizle orada ona vereyim ama şurada size vereyim diyor bak. Bir rant bağlantısı var. Bir rant bağlantısı var. Bir çıkar ilişkisi var. Belli yaşın üzerindeki insanlarda maalesef bu olabilir. Ama Z kuşağında bu yok. Z kuşağı çok özgür düşünüyor bakın. Çok özgür düşünüyor. Z kuşağı dünyayı tanıyor. Dünyayı biliyor. Dünya ülkelerindeki siyasetin nasıl yapıldığını biliyor. Gidişatın ne olduğunu biliyor. Hesap kitabı biliyor. Dolayısıyla ülkemizin kazancıya bakın. Z kuşağına bazı insanlar, bazı partiler sıcak bakmayabilirler. Onları hor görebilirler, küçük görebilirler. Hayır. Bağımsız Türkiye Partisi nazarında Z kuşağı ülkemizin geleceğidir. Ben bakıyorum çocuklara. Pırıl pırıl delikanlılar. Bakın pırıl pırıl inovatif, atılımcı, çözüm odaklı, pratik zekalı çocuklarımız geliyor. Ve işte bunlar gene sevindirici olan Hüseyin Baş Bey 33 yaşında bakın bugün 33 yaşında genç genel başkanımızla beraber bu Z kuşağı bütünleşmiş vaziyette. Bunların desteğiyle beraber bak bunların desteği Bağımsız Türkiye Partisi'nin doğuşunu halk nezdindeki yükselişinin aynı zaman nesi olmuş olacak, gerekçesi olmuş olacak. Bununla inşallah e, ben buradan seçmenimize şunu 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 ifade etmek istiyorum. Lütfen sandık başına gelin. Demokratik hakkınızı kullanın. Oyunuza sahip çıkmak demek geleceğinize sahip çıkmaktır. Oyunuza sahip çıkmak demek şehrinize sahip çıkmak demektir. Oyunuza, reyinize sahip çıkmak demek ülkeye sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmak demektir. Allah. Bakın, ülkemiz ciddi bir badire Ciddi bir ateş çemberi içerisinde. Beka sorunumuz hale var. Gelin sandıklara sahip çıkalım. çıkalım Gelin oylarımıza sahip çıkalım. Gelin BTP'ye sahip çıkalım. Gelin Hüseyin Başbey'e sahip çıkalım. Gelin BTP'nin güzel adaylarına sahip çıkalım. Ve hep birlikte Türkiye olalım. Hep birlikte inşallah geleceği inşa edelim diyorum efendim. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Bizleri kırmadınız, geldiniz. Sevgili izleyiciler, Seçime Doğru programında bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Meltem TV'de kalın.